Üçüncü bölüm Hasadı kaldırmak için öylesine canla başla çalıştılar ki nihayet tüm emekleri karşılık buldu. Hasat umduklarından da başarılı geçti. Bazen çalışmak zor oluyordu çünkü tüm ayarlamalar insana göre yapılmıştı. Hayvana göre değildi. Üstelik arka ayakların üzerinde durarak kullanmayı gerektiren hiçbir aracı kullanamıyor, epey büyük sıkıntı yaşıyorlardı. Ancak domuzlar öylesine akıllıydılar ki her soruna bir çözüm getirebilmişlerdi atlara gelince onlar tarlanın her metrekaresini biliyorlardı ve açıkçası çayırları biçmenin ve toprağı tırmıklamanın mantığını Jones ve adamlarından çok daha iyi kavramışlardı. Domuzlar aslında çalışmıyor, daha çok diğerlerine yön veriyor ve onları gözlüyorlardı. Bilgilerine bakılırsa liderliği üstlenmelerinden daha doğal hiçbir şey yoktu. Boxer ve Clover koşumları takıyor. Elbette gem ve dizgin kullanılmıyordu artık ve arkasından de yoldaş, çüş yoldaş diye bağıran bir domuz eşliğinde tarlayı baştan sona sürüyorlardı. En küçüğünden en büyüğüne tüm hayvanlar hasatta görev alıyordu. Ördekler ve tavuklar bile büyük zahmetle ileri geri giderek gagalarında saman çöplerini taşıyorlardı. Nihayet Jones ve adamlarının normalde bitirebildiğinden iki gün daha önce bitirebildiler. Üstelik bugüne dek çiftliğin gördüğü en bereketli hasattı bu. Hiçbir zayi olmamıştı. Ördekler ve tavuklar keskin gözleriyle en ufak bir parçayı bile bulup taşımışlardı çiftlikteki hiçbir hayvan hırsızlığa niyetlenmemişti. Yaz boyu çiftlikteki tüm işler tıkır tıkır ilerledi. Tüm hayvanlar daha öncesinde hiç üzerinde düşünmedikleri bir mutluluk yaşıyorlardı. Her lokma yiyecek onlar için kısa süreli bir mutlulukken şimdi tüm besinler onların olmuştu. Kindar bir efendi tarafından dağıtılmıyordu. Tüm hasadı kendileri kaldırıyorlardı. Sefil insanların ortalıktan çekilmesiyle birlikte herkese yatacak kadar yiyecek vardı artık. Hayvanlar bu vakitlerde ne yapacaklarını bilemeseler de boş vakitleri de mevcuttu. Pek çok konuda zorlanıyorlardı. Örneğin yılın sonlarına doğru mısırları hasat ettiklerinde çiftlikte harman dövme makinesi olmadığı için hasadı eski tarzda ezmek zorunda kaldılar. Neyse ki zeki domuzlar ve muhteşem kas gücüyle Boxer işin içinden çıkmalarına yardım etti. Boxer herkesin beğenisini kazanmıştı. John zamanlarında bile çok çalışkandı. Oysa şimdi bir değil üç beygir gücündeydi adeta. Tüm çiftliğin iş yükü onun omuzlarındaydı sabahtan akşama kadar ileri geri koşturuyordu. En çok iş neredeyse o da daima oradaydı. Horozlarla kendini herkesten yarım saat önce kaldırmaları için anlaşmıştı. Böylelikle nerede ihtiyaç varsa gönüllü olacak ve günlük işlerden önce orada çalışabilecekti. Her sorunu, her engele karşı yanıtı daha çok çalışacağım oluyordu. Bunu kendine düstur bellemişti. Tabii herkes kendi kapasitesine göre çalışıyordu. Tavuklar ve ördekler örneğin hasat sonrası yerlerde kalan tahılları toplayarak 5 kilo mısır kurtardılar. Hiçbir hırsızlık yapmadı. Hiçbir erzakından yakınmadı. Eski günlerde hayatın normal özellikleri olan kavga, dövüş ve kıskançlık neredeyse ortadan kalkmıştı. Kimse işten kaytarmıyordu. Birkaç istisna yok değildi gerçi. Molly'nin sabahları pek erken kalkmadığı ve toynağına taş girmesi gibi sebepler bularak işten erkenden ayrıldığı bir gerçekti. Kedi de bir tuhaf davranıyordu sanki. Çok geçmeden fark ettiler ki ne zaman bir işe başlansa kedi ortadan kayboluyordu. Saatlerce kayboluyor, sonra bazen yemek aralarında, bazen de akşam işler bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yeniden ortaya çıkıyordu. Ancak her zaman öyle ikna edici gerekçeleri oluyordu ki onun niyetlerini sorgulamak imkansızdı. Yaşlı eşek Benjamin ayaklanmadan bu yana hiç değişmemiş gibiydi. İşleri tıpkı John zamanlarında yaptığı gibi ağır ağır yapıyordu. İşten kaytarmıyordu ama ekstra mesai yaptığı da yoktu. Ayaklanma ve sonuçları ile ilgili hiçbir fikir belirtmiyordu. Jones'lardan kurtulduklarına mutlu olup olmadığı sorulduğunda yalnızca eşeklerin ömrü uzun olur, muhtemelen daha çok şey göreceğim diyordu. Diğerleri ise bu örtülü cevapla yetinmek durumunda kalıyordu. Pazar günleri iş yoktu. Kahvaltılar normalden bir saat daha uzundu. Kahvaltıdan sonra ise her hafta şaşmadan düzenlenen ve bayrağın göndere çekilmesiyle başlayan bir seremoni oluyordu. Snowball koşum takımlarının olduğu odada Bayan Jones'a ait eski yeşil bir sofra bezi bulmuş ve üstüne bir toynak ve beyaz bir boynuz çizmişti. Bu bayrak her pazar çiftlik evinin bahçesinde göndere çekilirdi. Snowball'un anlattıklarına göre bayrağın yeşili İngiltere'nin yeşil tarlalarını simgelerken toynak ve boynuz insan ırkı tamamen yok olduğunda ortaya çıkacak olan hayvan cumhuriyetini işaret ediyordu. Bayrağın çekilmesinden sonra bütün hayvanlar Buluşma olarak bilinen genel kurul toplantısı için Büyük Ahır'da toplanıyorlardı. Bu toplantılarda gelecek haftanın işleri planlanıyor ve ortaya atılan kararlar yorumlanıyordu. Bu kararları daima domuzlar ortaya atıyordu. Diğer hayvanlar nasıl oylama yapacaklarını biliyorlardı ama kendi kararlarını almıyorlardı hiç. Snowball ve Napoleon toplantılarda diğerlerine kıyasla fazlasıyla aktifti. Elbette ikisi arasında hiç uzlaşısı varılmadığı da görülebiliyordu. Biri ne zaman ortaya bir fikir atsa diğeri bu fikre karşı çıkıyordu. Bostanın arkasındaki ufak meyve bahçesinin emekliliği gelmiş hayvanlar için ayrılmasının uygun olduğuna karar verilmişti. Karşı çıkan kimse olmayınca çözüme ulaşmak zor olmuyordu. Ancak her sınıftan hayvanın emeklilik yaşını doğru bir şekilde tayin edebilmek adına hararetli bir tartışma yaşanmıştı. Buluşma daima İngiltere'nin hayvanlarının söylenmesiyle bitiyor, öğleden sonra ise dinlenmeye ayrılıyordu. Domuzlar koşum takımlarının olduğu odayı kendilerine ofis yapmışlardı. Geceleri burada çiftlik evinden getirdikleri kitapları okuyarak demircilik, marangozluk gibi gerekli işleri öğreniyorlardı. Snowball ayrıca diğerlerinin hayvan kurulları adını verdiği komitelere katılımlarını sağlamaya uğraşıyordu. Bu konuda gerçekten yorulmak nedir bilmiyordu. Tavuklar için birlikte yumurta üretimi komitesi, inekler için temiz kuyruklar topluluğu, fareleri ve tavşanları evcilleştirebilmek amacıyla vahşi yoldaşları eğitme komitesi, koyunlar için yün beyazlatma komitesi kurmuştu. Tüm bunların yanında ise okuma yazmayı öğretmeye yönelik bir eğitim komitesi kurmaya çalışıyordu. Bu projelerin hiçbirinin işe yaradığı yoktu. Vahşi yaratıkları eğitmeye çalışma fikri neredeyse ilk dakikasında başarısızlığa uğradı. Eskisi gibi davranmaya devam ettiler. Cömertlikle karşılaştıklarında bundan faydalandılar. Kedi vahşi yoldaşları eğitme komitesine katıldı ve bazı günlerde gerçekten aktifti. Bir gün çatıda oturmuş ulaşamayacağı bir noktadaki serçelerle konuşurken görüldü. Onlara tüm hayvanların artık yoldaş olduğunu ve serçelerin gelip patilerine konabileceklerini söylüyordu. Ancak serçeler mesafeyi korumaya devam ettiler. Okuma yazma komiteleri ise her nasılsa başarıya ulaştı. Son bahara geldiklerinde neredeyse tüm hayvanlar okuma yazmayı sökmüştü. Domuzlara gelince onlar zaten mükemmel derecede okuma yazma biliyorlardı. Köpekler okuma işinde iyiceydi ancak yedi emir dışında herhangi bir şey yazabilmeye dair bir ilgileri yoktu. Keçi Muriel köpeklerden daha iyi okuyabiliyordu ve bazen geceleri diğerlerine çöplüğe attıkları gazetelerden bazı yazılar okuyordu. Benjamin de domuzlar kadar iyi okuyabiliyordu ama kabiliyetini ölçmeyi hiç denemiyordu. Etrafını okumaya değecek herhangi bir şeye rastlamadığını anlatıyordu. Clover ise harfleri öğrenmişti ama onları bir araya getiren kelimeleri bir türlü okuyamıyordu. Baxter D harfinden sonrasını bir türlü beceremedi. A, B, C ve D'yi toprağın üzerine toynakları yardımıyla yazıyor. Sonra kulaklarını arkaya yatırarak harflere bakıp gerisini hatırlamaya çalışıyor. Bazen kalküllerini iki yana savuruyor. Devamını anımsamak için elinden geleni yapıyor ama asla beceremiyordu. Birkaç denemesinde E, F, G ve H'yi de anımsayabilmişti ama onları öğrendiği sırada A, B, C ve D'yi unuttuğunu fark etmişti. Nihayet ilk dört harfin kendine yeteceğine karar verdi ve her sabah hafızasını canlı tutabilmek adına bu harfleri yazmakla yetindi. Molly kendi adını yazmasına yetecek kadar harfi öğrenip diğer hepsini reddetmişti. Dallarla adını düzgünce yazıyor, sonra etraftan bulduğu birkaç çiçekle ismini süslüyor ve biraz geri gidip hayran hayran yapıtını seyrediyordu. Diğer hayvanların hiçbiri A harfinden sonrasına ilerleyemedi. Koyunlar, tavuklar ve ördekler gibi diğerlerinden daha budala olan hayvanlar aslında yedi emiri de içtenlikle ezberlemeyi başaramadıkları sonra anlaşıldı. Snowball, yedi emirin şu kadarının akılda tutulmasının da yeterli olacağını bildirdi bunun üzerine. Dört bacak iyi, iki bacak kötü. Bu sözler animalizmin özeti sayılabilirdi. Bu kadarını ezberinde tutan insanların zararlarından da korunabilecekti. Kuşlar buna başta karşı çıktı çünkü onların da iki bacağı vardı. Ancak Snowball onlara açıklama yaptı. Bir kuşun kanatları yoldaşlar dedi. Yürütücü birer güçtür. Birer manipülasyon organı değildir. Bu nedenle onlar da birer bacak sayılır. İnsanın ayırt edici organı eldir. Tüm şeytanlıklar da ondan gelir. Kuşlar Snowball'un bu karmaşık cümlelerini anlayamasalar da açıklamayı kabul ettiler. Basit yaratıklar böylelikle sadeleştirilmiş, yeni animalizmin emrini ezberlemeye koyuldular. Dört bacak iyi, iki bacak kötü. Ahırın kapısına yedi emirin üzerine daha büyük harflerle yazılmıştı. Nihayet herkes cezberlendiğinde koyun bu sadeleştirilmiş versiyonun büyük hayranı olup çıkmıştı. Durup dururken dört bacak iyi, iki bacak kötü, dört bacak iyi, iki bacak kötü diye saatlerce bağırmaya başlıyor, asla yorulmuyordu. Napolyon Snowball'un kurduğu komitelere karşı kayıtsızdı. Gençlerin eğitiminin çoktan büyüyüp gelişmiş olanlardan çok daha önemli olduğunu savunuyordu. Hasat kaldırma gününden kısa süre sonra Jesse ve Bluebell'in ikisinin birden yavrulaması ve dokuz sağlıklı köpek yavrusunun dünyaya gelmesi üzerine istediği de oldu. Yavrular ayaklanınca Napolyon onları annelerinden aldı ve yavruların eğitimini üstleneceğini söyledi. Yalnızca koşum odasından merdivenle ulaşılabilen bir asma kata çıkardı yavruları ve çiftlikteki herkesin yavruların varlığını unutacağı kadar uzun süre onları gözlerden uzak tutmayı başardı. Sütün nereye kaybolduğu gizemi de bir süre sonra aydınlandı. Her sabah domuzların yemine karıştırılıyormuş meğer. Erken elmalar olgunlaşıp ağaçlardan koparak rüzgarın etkisiyle bostandaki çimlerin arasına düşmeye başlamıştı. Hayvanlar doğal olarak bunların eşit olarak aralarında dağıtılması gerektiğini düşündüler. Gel gelelim bir gün ağaçlardan düşen tüm elmaların domuzların özel ofisine gideceği bilgisi yayıldı. Elbette bundan rahatsız olan ve söylenen hayvanlar oldu ancak bu bir işe yaramadı. Tüm domuzlar bu kararda hemfikirdi. Snowball ve Napolyon bile. Squealer gerekli açıklamaları yapması için dışarı gönderildi. Yoldaşlar, umarım düşündüğünüz şey biz domuzların yaptıklarımızı bencillik ve ayrımcılık gözeterek yaptığımız değildir. Birçoğumuz sütten de elmadan da hoşlanmaz. Bu besinleri almamızın tek nedeni sağlığımızı korumak. Süt ve elma bir domuzun sağlığı için gerekli tüm içeriklere sahiptir. Biz domuzlar beynimizle çalışırız. Çiftliğin tüm yönetimi ve organizasyonu bizim çalışmamıza bağlı. Gece gündüz sizin iyiliğiniz için kafa patlatıyoruz. Sütü içip elmaları yiyorsak sizin iyiliğiniz için. Eğer biz domuzlar görevlerimizde başarısız olursak ne olur sanıyorsunuz? Jones geri gelir. Evet doğru duydunuz. Jones geri gelir. Bu nedenle yoldaşlar, squealer kibarlıktan kırılacak gibi konuşuyor, kuyruğunu sallayarak sağa sola hoplayıp sıklıyordu. Aramızda Jones'un geri gelmesini isteyen birileri mi var acaba? Hayvanların emin oldukları tek bir şey varsa o da hiçbirinin Jones'u geri istemediğiydi. Durum kendilerine bu bağlamda aktarılınca söyleyecek sözleri bitivermişti. Domuzların sağlığını korumanın önemi apaçık ortadaydı şimdi. Böylelikle bir kez daha üzerinde tartışacak, boşluk bırakmadan, sütün ve olgun elmaların, tabii yalnızca yere düşenlerin değil ağaçtan toplananların da yalnız domuzlara sunulması kararlaştırılmıştı. 4. Bölüm Yazın sonuna doğru hayvan çiftliğinde olup bitenlerin haberi ilçenin yarısına yayıldı. Snowball ve Napoleon her gün diğer hayvanlarla konuşsunlar, ayaklanma hikayesini anlatsınlar ve onlara İngiltere'nin hayvanlarını söylemeyi öğretsinler diye güvercinleri komşu çiftliklere yolluyorlardı. Bay Jones ise zamanının çoğunu Billington'daki Red Line barında oturarak geçiriyor, kendini dinletebildiği herkese hiçbir işe yaramaz hayvanlar tarafından zalimce mülkünden çıkarılışını ve bu yüzden çektiği acılarını anlatıyordu. Diğer çiftçiler bir ölçüde ona anlayış gösteriyor ama bunun dışında pek de yardımcı olmuyorlardı. İçten içe bazıları acaba Johnsonun başına gelen bu talihsizlikten kendilerine kar sağlayabilirler mi diye düşünmüyor değildi. Hayvan çiftliğinin bitişinde bulunan iki çiftliğin de koşulları epey kötüydü neyse ki. Bunlardan biri Foxwood çiftliği, kocaman, bakımsız, eski püskü bir çiftlikti. İçinde bolca meyveliği, yabani otların büyüdüğü otlakları ve perişan durumda çitleri vardı. Sahibi Bay Wilkington, Zamanının çoğunu balık tutarak ya da mevsimi avlanarak geçiren kibar bir beyefendiydi. Diğer çiftlik olan Pinchfield ise daha küçük olmakla birlikte daha iyi durumdaydı. Sahibi Bay Frederick sert yapılı, açık göz bir adamdı. Bir türlü yakasından düşüremediği davalarla ve yaptığı sıkı pazarlıklarla adını duyurmuştu. Bu iki adam birbirlerinden öylesine nefret ederdi ki, herhangi bir konuda orta yolu bulmak, çıkarları söz konusu bile olsa olası değildi. Gel gelelim hayvan çiftliğindeki bu ayaklanmadan ötürü ikisi de korkmuştu. Kendi hayvanlarının da durumu öğrenmesini önlemek istiyorlardı. Başta hayvanların bir çiftliği kendi başlarına yönetebildiğini duyunca gülüp geçmiş fazla ciddiye almamışlardı. Her şey 10 bilemedin 15 günde biter nasılsa demişlerdi. Maynard çiftliğinin hayvanları üzerine ki onlar bu eski adla bahsetmekte ısrarcıydı. Hayvan çiftliği adına prim verecek değillerdi. Birbirlerine girip açlıktan öleceklerine dair bahse girmişlerdi. Zaman geçip de hayvanlar belli ki açlıktan ölmediğinde ise Fredering de Pilkington'da durumu etraflıca anlamaya ve şimdilerde iyice yıldızı parlayan hayvan çiftliğinin içinde olup bitenleri konuşmaya başlamışlar. Hayvanlar içeride birbirlerini yiyor, sıcak kızgın at ile birbirlerine işkence ediyor ve kadınlarını paylaşıyorlardı. Fredering ve Pilkington'a kulak verilse bu doğanın kanunlarına karşı başlatılmış bir isyan. Ancak elbette uydurdukları bu hikayeleri satabildikleri pek kimse de yoktu. İnsanların devreden çıkarılıp hayvanların kendi işlerini kendilerinin görebildiklerini, kafalarına estiği gibi içeride dolaştıkları bu muhteşem çiftliğin adı sürekli anılıyordu. Böylelikle yılın sonuna kadar isyankarlık dalgaları tüm bölgedeki hayvanlara ulaştı. Her zaman uysal bilinen boğaların mahşet saçtığı, koyunların çitleri kırıp yonca ziyafeti çektiği, ineklerin süt kovalarını tekmelediği, av hayvanlarının kafeslere girmeyi reddettiği ve kendilerini avlamaya çalışanlara saldırdıkları duyuldu. Her şeyin üstüne artık İngiltere'nin hayvanlarını bilmeyen hayvan yoktu. Öyle bir hızla yayılıyordu ki önünde durulamazdı. İnsanlar Ezgi'yi duyduklarında öfkelerini nereden çıkaracaklarını bilemiyor, saçma bir şeye verecekleri bir tepkiyle geçiştirmeye çalışıyorlardı. Hayvanların kendilerini nasıl da böylesine rezil bir konuma soktuklarını anlayamadıklarını söylüyorlardı. Şarkı söyleyen hayvan görünce sağlamca kırbaçlıyorlardı. Ancak şarkının yayılmasını yine de durduramıyorlardı. Kara tavuklar çitlere tünüyor, güvercinler ağaç tepelerinden ötüyor, şarkılarıyla demircinin gürültüsünü ve kilisenin çanlarını bile bastırıyorlardı. İnsanlar onları dinlerken belli belirsiz titreyerek yaklaşan kıyametlerini hissediyorlardı. Ekim başlarında mısır bittiğinde ve stoklanan besinin de bir kısmı tükendiğinde güvercin sürülerinden biri havada çılgınca döndü ve vahşi bir heyecanla hayvan çiftliğini bilgilendirdi. Jones ve adamları, Foxwood ve Pinchfield'den de 5-6 adam hep birlikte çiftliğin dış kapısından geçmiş bir yük arabasıyla çiftliğe yaklaşıyorlardı. Hepsinin ellerinde sopalar vardı. Yalnız Jones elinde bir tüfekle önden yürüyordu. Barizdi ki çiftliği yeniden ele geçirmeye çalışacaklardı. Bu zaten uzun zamandır bekleniyordu ve gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştı. Snowball çiftlikte Julius Caesar'ın yazdığı eski bir strateji kitabını bulmuştu. Savunma operasyonunu o yürütecekti. Emirleri çabuk çabuk verdi. Birkaç dakika içinde tüm hayvanlar gerekli yerlere konuşlanmıştı. İnsanlar çiftlik binalarına yaklaştıklarında Snowball ilk saldırıyı yaptı. Tam 35 güvercin adamların başının üstüne dönerek dikkatlerini dağıttı ve görüşlerini engelledi. Adamlar bundan kurtulmaya çalışırken ise kazlar çitleri aşarak hızlıca adamların baldırlarını gagalamaya başladı. Elbette bu yalnızca hafif bir yaralama saldırısıydı. Amaçları hafif bir karmaşa yaratmaktı. Adamlar kazlardan sopaları sayesinde kolayca kurtuldular. Snowball bu kez ikinci hamlesine geçti. Muriel, Benjamin ve koyun başlarında Snowball ile birlikte ileri atıldı ve adamları her yanlarından tozlamaya başladılar. Bu sırada Benjamin döndü ve ufak toynaklarıyla birer çifte fırlattı. Ancak ne olursa olsun adamlar sopaları ve çivili çizmeleriyle onlardan çok daha güçlüydü. Snowball'un ani sesiyle tüm hayvanlar geri çekildi ve bahçe kapısından içeri koştular. Adamlar zafer çılıkları atmaya başladılar. Düşmanlarının tıpkı hayal ettikleri gibi geri çekildiğini görüp düşünmeden peşlerinden gittiler. Snowball'un istediği de tam olarak buydu. Adamlar bahçeden içeri girer girmez pusuda onları beklemekte olan 3 at, 3 inek ve kalan domuzlar arkalarından aniden ortaya çıkarak onları kıstırdı. Snowball bu kez yeniden işaret verdi. Kendisi doğrudan Jones'a saldırdı. Jones onun yaklaştığını görünce tüfeğini doğrultup ateş etti. Saçmalar Snowball'un sırtında kanlı yaralar açtı ve bir koyun öldü bir saniye bile duraksamadan tüm cüssesini var gücüyle Jones'un üzerine savurdu. Jones bir gübre yığını üzerine yıldığı sırada tüfeğini düşürdü. Bu sırada en korkunç saldırıyı yapan ise Baxter'dı. Müthiş demirli toynaklarıyla arka ayakları üzerinde bir aygır gibi havalandı. İlk darbesinde Foxwood'u kafatasından yaraladı ve adamı cansız yere serdi. Bu görüntüye şahit olan birkaç adam ise sopalarını geride bırakarak kaçmaya çalıştı. Panik herkesi sarmıştı. Artık hayvanlar onları bahçede kovalıyordu. Daha önceden dövülmüş, ezilmiş, tekmelenmişlerdi. Çiftlikte tüm bunların intikamını almak istemeyecek tek bir hayvan yoktu. Kedi bile bir anda havalanarak adamlardan birinin omuzuna sıçradı ve tırnaklarını adamın boynuna geçirdi. Adam çektiği acıdan ötürü korkunç bir çığlık attı. Kapının önü açıldığı anda adamlar bahçeden koşarak çıkıp ana yola doğru seyirttiler. Beş dakikalık işgalin sonunda rezil rüsva bir halde geri çekilmişlerdi birkaç kaz arkalarından tıslayarak yol boyunca baldırlarını gagaladı. Biri hariç tüm adamlar gitmişti. Arka bahçede toyna toynağıyla yüzük oyun çamurun içinde yatan bu bedeni dürtükleyerek yüzüstü çevirmeye çalışıyordu. Beden kımıldamadı bile. Ölmüş dedi Baksır kederle. Böyle bir niyetim yoktu. Demir nallarımı unutmuşum. Bunu bilerek yapmadığıma inanıyorsunuz değil mi? Duygulara yer yok yoldaş diye bağırdı Snowball yaralarından hala kan damlarken. Savaş savaştır. En iyi insan ölü insandır. Ben can almak istemedim. Bir insanın canı bile olsa diye tekrarladı Baksır. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Molly nerede diye sordu biri. Molly ortada yoktu gerçekten. Bir an herkes korkuya kapıldı. Adamların ona bir şekilde zarar vermiş ya da onu kaçırmış olabileceğini düşünüldü. Ancak sonra kafasını samanlıktaki yemlerin arasına sokmuş halde ahırda bulundu. Silahın patladığını duyar duymaz tabanları yağlamıştı. Diğerleri onu bulduğunda ise çoktan rahatlamış, yalnızca hafif bir afallama kalmıştı üzerinde. Hayvanlar şimdi heyecanla bir araya gelmişler. Her biri bağıra çağıra savaşta kendi sağladıkları faydaları anlatıyorlardı. Bu zaferi kutlamak amacıyla hemen doğaçlama bir parti düzenlendi, bayrak göndere çekildi ve İngiltere'nin hayvanları defalarca kez söylendi. Öldürülen koyun anısına sessiz bir cenaze düzenlendi. Mezarının başına bir ak diken çalısı bırakıldı. Mezarlıkta Snowball bir konuşma yaptı ve tüm hayvanların gerektiğinde hayvan çiftliği için ölmeye her an hazır olması gerektiğine vurgu yaptı. Hayvanlar kendi aralarında birinci dereceden kahraman hayvan isimli bir nişan uydurarak bu nişanı oracıkta Snowball ve Boxer'a verdiler. Pirinçten yapılma bu nişan aslında koşum takımlarının olduğu odada bulunmuş bir at eşyasıydı. Bu nişan pazar ve tatil günleri takılacaktı. Ölen koyun için ise ikinci dereceden kahraman hayvan nişanı uygun görüldü. Bu savaştan nasıl bahsedileceğine dair çok fazla fikir vardı. Sonunda savaşa Mandra Savaşı denilmesine karar verildi. Çünkü savaşın seyrini pusu değiştirmişti. Bay Johnson'un tüfeği çamurun içinde bulunduğu çiftlik evinde daha fazla saçma olduğu biliniyordu. Tüfeğin bir topçu gibi bayrak direğine konularak yılda iki kez ateşlenmesine karar verildi. Biri 12 Ekim'de Mandra Savaşı yıl dönümünde, diğeri ise yaz dönümü arifesinde ayaklanmanın yıl dönümünde olacaktı.